Şimdi gündemin bir diğer önemli başlığına bakacağız. Dün itibariyle konut ve iş yeri arsa satışına başlanmış oldu. Tabii konut amaçlı arsa sayısı 1 milyona çıkarıldı. Arsaların %40'ı şehir merkezinde, %60'ı da ilçelerde olacak. Sosyal konutta ilk evim arsa projesinin illere göre dağılımına hep birlikte bakacağız efendim. İşte görüyorsunuz Türkiye haritasını. Şimdi bu haritada şöyle birkaç ilimizi, önemli ilimizi okuyalım. Başkent Ankara'da 100 bin arsa satılacak. Hemen Konya'ya bakıyoruz. Konya ikinci sırada 55 bin. İstanbul'a bakalım. İstanbul üçüncü sırayı alıyor, 50 bin. Biraz doğuya gidelim. Doğuda rakamlar ne diye bakacak olursak Diyarbakır'da 30 bin konut. Karadeniz bölgesine baktığımızda en çok konutun dikkatimi çeken, evet, Samsun 5000, Çankırı'ya bakıyoruz 7500, İzmir'e indiğimiz zaman efendim İzmir 25000 konut, Balıkesir 20000 konut ve devamında yine şöyle Akdeniz'e inelim, Antalya var 23000 konut inşa edilecek, Hatay'a baktığımızda daha fazla 25000 konutun, hatta Adana'nın 35000 konutla diğer bir sırada olduğunu bizler gözlemliyoruz. Durum bu şekilde. İllere göre dağılımı bu şekilde. Şimdi tabii harita üzerinden baktık. Arsa yerleri nasıl belirlendi diye merak ediyoruz. Ya da nerelerden arsa almak daha avantajlı? Bunların hepsini soracağız. Çünkü özellikle büyük şehirlerde kentleşmenin nasıl etkileneceği bizim ana sorumuz olacak. Konuklarımızla konuşacağız. Şehir Plancıları Odası İstanbul Şube Başkanı Doçent Doktor Pelin Pınar Giritlioğlu ve İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu Genel Başkanı Tahir Tellioğlu bizimle birlikte. Öncelikle hoş geldiniz yayınımıza. Her iki konuğum için de söylüyorum. Merhabalar, iyi günler diliyorum. Teşekkür ederiz. Şimdi dilerseniz Pınar Hanım sizinle başlayalım. Şehir Plancıları İstanbul Odası Başkanı olarak şu soruyu sormak isterim. İstanbul'da 50 bin konut yapılacak. Arsa 50 bin konut arsa satıştı, özür dilerim. Bu arsaların nerelerde olması muhtemel? Tabii bu konuda şeffaf bir çalışma yürütülmediği için aslında doğrudan şuralar diyemiyoruz ama İstanbul kent merkezinde olmadığını ve kentin çeperlerinde olduğunu elbette ki tahmin ediyoruz. Bu da bir de aslında Kanal İstanbul bölgesinin sosyal konut projesi olarak bir kez daha pazarlanacağını düşündürüyor. Yani kentin çeper bölgeleri, tarım alanları, meraları, orman alanları, su havzaları bu proje kapsamında parsel parsel satılacak gibi anlıyoruz. Dediğim gibi şeffaf bir süreç yürütülmediği için de projenin kendisini görmüş değiliz. Tahminimiz o ki şu anda aslında bir plan da yok ortada. Dolayısıyla buna bağlı projeler de hazır değil. Sadece bir seçim vaadi olarak değerlendiriyoruz şu anda bu satışları. Tekrar döneceğim size. Tahir Bey'e de ilk sözü verelim efendim. Şimdi bu arsaların nasıl belirlendiğini, arsa yerlerinin nasıl belirlendiğini merak ediyoruz. Bu soru da size olsun. Buyurun. Efendim şimdi iyi yayınlar diliyorum tekrar. Pelin Hanım zaten bir giriş yaptı. Şimdi bunun teknik olarak ülkemizdeki bu arsaların ilan edildiği şehirlerin daha çok uygun mecraları seçilmeye çalışıldı. Bu Karadeniz gibi kırsalı çok olan, şehir merkezinde çok fazla yapılaşma alanı olmayan yerlerde daha az seçildi. Dolayısıyla rakamlara bakıldığında işte bir Hatay'da 30-35 bin, bir işte Çorum'da 15 bin, İstanbul'da 50 bin gibi mukayeseler gerçekte bu talebin orantılamasına çok gerçekçi uyumlu olmadığını görüyoruz. Hani İstanbul sonuçta 20 milyona yakın nüfusu var. Belki 7-8 milyon konut talebinin, konut talebinde yapılan müracaatların belki 2 milyonu İstanbul'dan yapılmıştır. Dolayısıyla 2 milyona yakını İstanbul'dan yapıldığını varsayarsak 50 bin arsanın az olduğunu gözlemliyoruz. Ama diğer taraftan İstanbul'un da arazi konusunda ciddi bir kıtlığı var. Çünkü mesela Avrupa'da gelişmiş dünya şehirlerinde varlıklı insanlar şehirlerin çeperinde yaşar. Hani bu Avrupa'da, Amerika'da böyle. Ama şimdi Türkiye'de de maalesef yoksul insanı şehrin çeperine yaşatmaya çalışıyoruz. Ama yoksul ve alt gelir grubunun da şehrin çeperine gitmesi çok zor. Yani Ankara ve İstanbul'u baz alırsak işte kişinin İstanbul merkezinde oturduğundan
yola çıkarak 30-40-50 kilometre ötesine onu koymak ulaşım açısından, eğitim açısından, diğer açılardan ve yapıların yapılaşması açısından çok zor. Ama hükümet bir sosyal politika gereği böyle bir şey yapmasını destek veriyoruz. Ama devamında da evet, özel sektör bu manada dinamik bir şekilde desteklenerek bu 7-8 milyon sadece orta ve alt gelir grubunun konut talebi varsa bir ortalama 7-8 milyonda diğer orta gelir grubunun ihtiyacı var. Demek ki bir 10-15 milyon konut açığımız var. Dolayısıyla 10-15 milyon konut açığı sadece kamu desteği ve teşviğiyle yapılması mümkündü. Bir de bu işler öyle kolay da değil. Yani şu anda siz belli bir oranda arsa dağıtacaksınız ama bunun planlanmasından sonra dağıtımı var. Sonra ruhsatlandırılması ve projelendirme kısmı var. Bu dağıtımı da orta ve dar gelirli insanlara dağıttığınızı düşündüğümüzde bu sefer başka bir destek yok. Yani kendi ekonomik imkanlarıyla bu evleri yapılacak. Biz müteahhitler olarak inşaat temel malzemelerinin 10 kat fiyatlarının pahalandığı bu günlerde ticari olarak bu işleri yapmakta zorlanırken vatandaş da bu noktada ciddi bir zorluk beklediğini söyleyebiliriz. Hı hı. Peki ben size sizin önerilerinizi de soracağım ama tekrar Pelin Hanım'a dönmek isterim. Pelin Hanım, İstanbul'a baktığımızda bazı noktalar hali hazırda şantiye gibi. Siz bir şehir plancısı olarak daha iyi gözlemliyorsunuzdur. İstanbul'u altyapı bakımından, kentleşme bakımından ele alacak olursak ki arsaların bir kısmının %40'ı gibi bir kısmının şehir merkezinde de olacağını düşünürsek, İstanbul için yani bu şehir merkezinde nereler işaret ediliyor ki? Zaten hali hazırda çok yoğun bir inşaat çalışması yapılan yerler varken nasıl olacak? Sizin öngörünüz nedir? Tabii aslında bütün bunlar bir planla yapılması gereken çalışmalar. Bu kadar büyük bir konut atağı bir plan olmadan olmaz. Bizim İstanbul'un üst ölçekli planı 2009 yılında onaylanmış il çevre düzeni planıdır. 1/100.000 ölçekli plan. Ve bu planda da nerelerin nasıl kullanılacağı belirlenmiştir. Tabii biz İstanbul'da bu 2009'da bu plan onaylandıktan sonra planı defalarca deldik. Mega projelerle deldik. İşte 3. Havalimanı projesiyle, 3. köprüyle, Kuzey Marmara Otoyolu'yla, Kanal İstanbul'la, Avrasya Tüneli'yle çeşitli şekillerde deldik. Dolayısıyla plan artık aslında delik deşik bir şey oldu. Şimdi konut meselesi tabii bunun içinde çok önemli bir başlık. 2004 yılında Toplu Konut İdaresi bir kanun düzenlemesiyle daha güçlü, daha yetkili bir kurum haline getirildi finansal açıdan da. Ve biz o zamandan beri aslında sosyal konut meselesine odaklanması gerektiğini TOKİ'nin oda olarak söylüyoruz. Ancak TOKİ bugüne kadar aslında gerçek anlamda sosyal konut projeleri yapmadı. Ucuz konut ya da işte batıda erişilebilir konut denen projelere yöneldi. Ancak hedef kitlesini de ve fiyat politikasını da burada doğru koymadı. Ya üst gelir grubuna konut yaptı ya da ancak orta sınıfın erişebileceği ama alt gelir sınıflarına pazarlanan projeler gerçekleştirdi. Dolayısıyla aslında bu konut politikası sağlıklı yürümedi bugüne kadar. Bugünkü konut krizinin geri planında aslında böyle bir kamu politikası da var. Bunu belirtmek gerekir. Yani bugün işte insanlar konuta erişemiyorsa, kiralık konuta bile erişemiyorsa, evsizlik giderek artıyorsa, öğrenciler barınamıyorsa bu aslında geçmişten bugüne sürdürülen hatalı konut politikalarının bir sonucu. Şimdi kent merkezlerinde konut projeleri yapılıyor ama şunu çok açık bir şekilde görüyoruz. Kent merkezleri artık yoksul sınıfın yaşam alanı değil. Onlar kentsel dönüşüm projeleriyle giderek daha fazla kent çeperlerine itiliyorlar. Ve kamu eliyle yoksul mahalleleri yaratılıyor. Yani kentin içinden izole edilerek belli alanlarda yerleştiriliyor. Dolayısıyla aslında kentin kutuplaşmayı, zengin mahalleleri, yoksul mahalleleri gibi birbirinden böyle sınırlarla ayrılmış alanlar yaratılıyor ne yazık ki. Bu doğru bir politika değil ve gerçekten de halkın özellikle de orta sınıf ve orta alt gelir grubunun ya da yoksul gelir grubunun konut ve barınma ihtiyacını çözmeye yetmiyor. Bugünkü kentsel dönüşüm politikalarını hep beraber izliyoruz. Halkın nasıl yerinden edildiğini, zorla polis gücüyle yerinden edildiğini.
yaşamlarına müdahale edildiğini, yaşam haklarına müdahale edildiğini, elektriklerinin, sularının, doğalgazlarının kesilerek polis gücüyle nasıl yerlerinden edildiklerini açık bir şekilde görüyoruz. Bu bir konut politikası değil, bir barınma politikası değil. Ancak bizim hem 61 anayasamız hem de 82 anayasamız devletimizin sosyal devlet olduğunu kabul eder ve barınma sorununu çözmeyi de devlete bir yükümlülük olarak verir. Ne yazık ki o günden bugüne ne merkez politikaları ne de yereldeki politikalar buna çözüm bulabildi. Dolayısıyla bu hatadan hızlıca dönülmesi ve gerçek Peki. anlamda sosyal politikalarına odaklanılması gerekiyor. Peki. Devam edeceğiz. Tahir Bey, tekrar size dönerim. Az önce bir problemden bahsettiniz. Özel sektörün bir şekilde tamam bu iyi güzel, devletin yaptığı bu proje güzel ama etkilenecek bir taraf olduğunu söylediniz. Nasıl bir etkilenmeden bahsediyoruz? Sizin çözüm önerileriniz nedir? Buyurun. Efendim, etkiden kastım Pelin Hanım da ifade ettiği gibi hükümetimizin Türkiye'de müteahhitlik sektöründe Türkiye'nin ikinci büyük güç ve aktör olduğunu uluslararası kamuoyunda ve Türkiye'de bildiğimiz üzere bu kadar büyük bir sektörden neden biz sorun yaşıyoruz konut açığı konusunda? Dolayısıyla buna bakmak lazım. Şimdi üç sebepten dolayı konut açığı yaşıyoruz. Bir, 2019-20 yılında çıkan müteahhitlik hizmet yasasından dolayı meslektaşlarımızın önemli bir kısmı elendi. Biz de bunu talep ettik ama çok keskin bir eleme oldu. Bunun bir şey oldu, durak. İki, inşaat temel malzemeleri çok arttı. Maliyetlerle birlikte müteahhitlik sektörünü, müteahhitleri inşaat yapmaktan geri aldı. Üçüncüsü de arsa tedarik sorunu, yani imar. Bunların üstü birleştiğinde böyle bir sorun çıktı. Dolayısıyla bu sorunu böyle teperinde bu tür bir destekle tamamen çözmeniz mümkün değil. TOKİ zaten sosyal konut yapmak veya yapılacak konutlara gerekli arsa üretmek üzere kurulmuş bir kurum. Elinden geldiği kadar iyi niyetle bunu yapmaya sağlıyor, yapıyor. Önemli derecede de başarılı. Ama evet. de bu iyi niyetle attığı adımı yine tekrarın destekliyoruz ama diyoruz ki özel sektöründe bu süreçte desteklenerek konut maliyetlerinin vatandaşın erişebileceği rakamlara maliyetinin sağlanması lazım. Siz herhangi bir destek almadan Duygu Kaya hanımefendi olarak konutunuza erişebilmelisiniz. Yoksa her alıcı kesimi belli bir sosyal sülbansiyle, devlet müdahalesiyle, farklı enstrümanlarla kamu eliyle müdahale etmeye kalkarsanız bu işin sonunu getiremezsiniz. Yani işte kiraya düzenleme koyarsınız, onu delerler. Öbürüne başka bir şey yaparsınız, bilmem ne olur. Bu gitgide liberal ekonomi sisteminden de kopmuş olur. Farklı bir sisteme doğru kaymış olur. Dolayısıyla biz diyoruz ki yeterli müteahhitimiz var, mühendisimiz var, malzememiz var, her şeyimiz var. Dünyada ikinci bir sektörüz. Ama içeride sıra gelince bu işi de aslında mevcut hükümet de iyi bilen bir hükümet. Dolayısıyla biz buradaki önemli bir eksikliğin, Duygu Hanım, bu işlerin müteahhitlik özel sektörle işbirliği içerisinde olmamaktan kaynaklı olduğunu Peki. düşünüyorum. Peki. Pelin Hanım, size şu soruyu sormak isterim. Bunu da merak ediyoruz. Hali hazırda bu proje devrede artık. İnsanlar başvurularını da yapıyorlar gidip. Sonuçta bir arsa sahibi olmak istiyorlar. Peki, mevcut durumda nerelerden arsa almak vatandaş açısından avantajlı olur? Biraz da bunu konuşalım mı? Büyük şehirler için de özellikle. Şimdi ben böyle bir şeye cevap veremem. Hani buna gayrimenkul danışmanları belki, emlak komisyoncuları cevap verebilir. O benim alanım değil aslında. Ben hani bu işe vatandaş tarafından değil de idareciler tarafından bakabilirim. Ve orada işte doğru bir konut politikası oluşturmanın tavsiyelerini verebilirim. Bakın bugün İstanbul'da 1,5 milyon konut boş görünüyor. Boş mu değil mi bilmiyoruz bile ve kamunun bunun üzerinde regülasyonu yok. Yani onların nasıl kullanıldığını bilemiyor. Kayıt dışı alanlar. 1,5 milyon konuttan bahsediyoruz. Çok ciddi bir rakam. Sosyal konut dediğimiz yerlerin, konutların nerede nasıl üretileceğinin bir planı ve programı yok. Şimdi bunları konuşmadan hani nereden arsa almak avantajlı konuşmak çok doğru olmaz bizim açımızdan. Peki. Anlatabiliyor muyum? Peki, siz de muhakkak ki haklısınız.
bir eleştiri getiriyorsunuz kendi alanınızca. Evet, evet. Muhakkak doğru. Ama tabii bu sorunun da yanıtını şu an en azından Tahir Bey size yöneltmek isterim sorun. Belki siz bir tavsiyede bulunursunuz. Çünkü dediğim gibi hali hazırda bu projeye birçok insan belli umutlarla başvuru yapacaklar. En azından onlar için avantaj getirebilecek bir yer işaretiniz olur mu acaba? Şimdi efendim söz konusu işaret İstanbul içerisinde ise bunun teknik olarak çok mümkün olamayacağını siz de biliyorsunuz. Çünkü İstanbul'un merkezinde ulaşılabilir alanlarda arsanın metrekaresinin ortalama 30.000 TL'den 100.000 TL arasında değiştiğini söyleyebiliriz arsanın metrekaresinin. Dolayısıyla bir ev yapmak için ortalama işte 500 metre bir arsa verileceğini düşünürsek bu milyonları geçen rakamlar. Bu muhtemelen biraz daha şehrin seferinde olacak. Dolayısıyla bu noktaların ve lokasyonları bizim bilmemiz çok mümkün değil. Bir tavsiyede de bulunmamız çok mümkün değil. Yani özetle bunu söyleyebilirim. Buna cevap vermek kolay değil. Peki. Evet, çünkü peki, bir plan yok ortada. Buyurun. Yani hani bir plan olması gerekiyor. Bunun bir plan dahilinde arsalarında gösterilmesi gerekiyor. Bunların hiçbiri ortada yokken biz bilemeyiz ki kamu nerede arsa üretiyor veya bir mevcut arsasını satıyor, kimin arsasını satıyor. Bunların hiçbir bilgisi yok elimizde. Çünkü bu süreç son derece kapalı yürütülüyor şu anda. O yüzden de hani bunları konuşmak için gerçekten erken ve burada aslında TOKİ, Çevre Şehircilik Bakanlığı'nı bu konuları birlikte tartışmaya davet etmek gerekiyor. Gerçekten de kentin son kalan yaşam peki alanlarını, doğal alanlarını tahrip edecek bir politika mı, yoksa kentin içinde kendi kendine dönüşebilen, yerinde dönüşebilen başka bir model mi? Biz bunları konuşmak durumundayız. Ama bunları ne yazık ki şu anda bakanlıkla konuşamıyoruz. Peki. Son derece kapalı ilerliyor süreç. Peki bu da buradan sizin çağrınız olsun o zaman. Tahir Bey, peki son kapanış sorusunu sorayım size. Hali hazırda arsa satışları tamamlanıp inşaatlar başlayınca vatandaşın herhangi bir mağduriyet yaşamaması için yapması gereken ne? Ne gibi adımlar, ne önlem alınmalı mesela? Bununla ilgili son birkaç cümleyle toparlayalım. Duygu Hanım, şimdi bir kere bu İstanbul'da zaten İstanbul'un nüfus ve konut talebine oransal olarak çok düşük, 50 bin. Hani işte Hatay'a 30 bin ayrılırken İstanbul'a 50 bin, dolayısıyla veya 100 bin. Bu olumsuzluk örneği değil, İstanbul'da arsa sıkıntısından dolayı böyle kaynaklı. Ben daha çok vatandaşın terziğini mümkünse konut kuralları üzerinden gidermesine tarafım. Çünkü inşaat yapmak kolay bir iş değil. Dolayısıyla konutta zaten bir %40 indirim ve sübvanse var. Eğer böyle bir şey yapılacaksa bile hisseli arsalara girip toplu olarak kendileri yapmaktan ziyade arsayı alıp müteahhite kat karşılığı olarak verimlerini tavsiye ederim. Çünkü müteahhitlik bir tecrübe ve birikim gerektiren bir mesele. Dolayısıyla hukuksal olarak önlerine çıkabilecek engeller de olacak. Belli bir metrekarenin üzerine olunca müteahhitlik belgesi gerekecek yasal olarak. Dolayısıyla normal bir vatandaşın müteahhitlik belgesi yok. Yani bu tür teknik sorunlar olabilir. Bunu arz ederim. Son bir cümle olarak da tabii, Duygu Hanım olmamakla birlikte ama müteahhitleri biliyorsunuz özellikle son 2 yıldır fiyat farkı artan temel inşaat maliyetlerinden dolayı çok ciddi talepleri ve sıkıntıları var. Önümüzde bir torba yasa var. Sayın Cumhurbaşkanımızın özellikle bu işlerin kamuya ait olan kısımlarını, yani 1 milyona yakın konutu da kamu müteahhitleri yapacak. Dolayısıyla onlar da çok sıkıntıda. Yeni torba yasada bu işleri yapabilecek meslektaşlarımızın da bir desteğe ihtiyacı olduğunu da sizin aracılığınızı arz etmek isterim. Peki. Teşekkür ederiz. Tahir Tellioğlu, İmkon Genel Başkanı, Pelin Pınar Giritlioğlu, Şehir Plancıları Odası İstanbul Şube Başkanı. Çok kıymetli görüşleriniz için sağ olun. Görüşmek dileğiyle efendim. Evet.